Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir takipçimin isteği üzerine hafif ıslak, bol portakallı, muhteşem bir kek hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Kek harcımız için uygun bir kabın içerisine ilk önce 1 su bardağı toz şeker ve 1 adet portakal kabuğu rendesi alarak elimle iyice ovuşturarak hazırlıyorum. Sonrasında üzerine 3 adet yumurta ekliyorum. Yumurtaları şekerle birlikte kısa bir süre çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ve 1 su bardağı olacak şekilde eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı ilave ediyorum. Ve sıvı malzemelerin üzerine 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin, 1 fiskede tuz ekleyip içerisinde un topağı kalmayacak şekilde güzelce çırpıyorum. Son olarak üzerine 1 avuç iri çekilmiş ceviz ilave ediyorum ve şöyle birkaç tur karıştırdıktan sonra hazırladığım kek hamurunu önceden pişirme kağıdı serilmiş küçük boy borcam tepsisine boşaltarak önceden 200 derecede ısıtılmış fırına götürüyorum ve yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyorum. Kekimizi ıslatmak için 1 çay bardağı portakal suyu, 1 tatlı kaşığı pudra şekeri ve 1 adet portakal kabuğu rendesinden oluşan bir sos hazırlıyorum ve daha sonra kullanmak üzere kenara alıyorum. Şimdi de pişen keki fırından çıkartıyorum ve üzerini temiz bir mutfak beziyle örterek yaklaşık 30 dakika kadar soğumaya bırakıyorum. Bu arada sizlere hızlıca şöyle küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra soğuyan kekin üzerine kürdanla delikler açıyorum ve hazırladığım portakal sosunu üzerine gezdiriyorum. Daha sonra kekimizi dilimleyerek servise hazırlıyorum. Bana göre çay saatlerinize yakışacak mis kokulu, bol portakallı, şahane bir lezzet oldu. Daha önce denemediyseniz umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.